Ege TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel programımızla karşınızdayız. Denizli stüdyolarında birbirinden kıymetli konukları ağırlamaya, gündemin nabzını tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli konuklarım olacak. Kimleri ağırlayacağım? Aslında Türkiye'nin, Denizli'nin gururlarını bugün stüdyomda ağırlayacağım ve çok keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sizleri de bilgilendirelim değerli izleyenler. 26 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında Romanya'da, Bükreş'te bilek güreşi dünya şampiyonası gerçekleştirildi ve bu şampiyonaya Denizli'yi, Türkiye'yi temsilen milli takımdan sporcularımız gitti ve o sporcuları ağırlayacağız bugün. Dünya şampiyonasında çok önemli dereceler elde ettiler ve Ege TV'de bugün konuğumuz olacaklar. Sırayla alacağız kendilerini. İlk iki konuğumla sizleri tanıştırayım. İlk olarak Mehmet Han Akgün bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Rabia Çalhan bizimle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii Mehmet Han ve Rabia dünya şampiyonasında dünya altıncısı oldular. Tebrik ediyoruz gençler sizi öncelikle. Sizleri tanıyacağız tabii. Hikayeniz nasıl başladı, bu başarılar nasıl elde edildi, şampiyonada neler yaşandı hepsini tek tek soracağız, konuşacağız. Öncelikle Rabia'cığım seninle başlayalım. Kendinden biraz bahseder misin? Rabia Çalhan kimdir? Rabia Çalhan, 15 yaşındayım. Nerede okuyorsun? Wilden Koleji'nde okuyorum. Kaçıncı sınıfsın Rabia'cığım? 10. sınıf. 10. sınıfsın. Peki ne zaman başladı bu bilek güreşi? 2018'de dünya şampiyonasında babam beni de götürdü. Orada heves ettim, hani babama da söyledim ben de yapabilir miyim diye. O da benim her zaman arkamda olup destek çıktı. Öyle başladım. Çok güzel. Aslında babanda gördüğün bir şeye heves duyarak başladın değil mi? Evet. Baban ne yapıyordu? Babam da Türkiye şampiyonu. Çok güzel. Türkiye şampiyonu bir babadan, dünya şampiyonu bir kız. Çok güzel. Buradan babana da selam söyleyelim istersen. Evet. Senin gibi güzel, kıymetli bir evlat yetiştirdiği için. Orada evet gördün, heveslendin, ben de yapmalıyım dedin. Değil mi? Evet. Sonrasında nasıl oldu? Neler yaptın bu zamana kadar? Sonrasında yatağında spor salonu açtık. Belediyenin vermiş olduğu şeyle. Orada 2 senedir sporumuzu yaptık. Öyle oldu. Türkiye şampiyonu oldum. Öncesinde okullar arasında da birinci oldum. Bölge şampiyonu oldum. Çok güzel. Türkiye'de de birinci olunca dünya şampiyonası nasip oldu. Orada da 6. oldum. Çok güzel. Hedefim dünya şampiyonu olmak. İnşallah diyelim. İnşallah. Şimdi 6 ile başladınız. Evet. Bir sonraki yarışta neden birincilik olmasın? Ki dünya şampiyonu bir arkadaşınız da var aslında değil mi milli takımda? Evet Mehmet Hancığım, seni tanıyalım. Mehmet Han Akgün, ben 20 yaşındayım. Aydın'da üniversitede okuyorum. Hangi bölümdesin? İngilizce. İngilizce bölümündesin. Peki senin hikayen nasıl başladı? Sporla ne zaman başladın tanışmaya? Benim hikayem, ben aslında köyde yaşıyorum. Spor salonuna gitmiştik Çivril'e. Denizli'nin Çivril ilçesine. Orada bir Çetin Oğuz hocamızla tanıştık. Çalışmaya başladık işte 2 sene. Okullar arasında birinci oldum. Türkiye şampiyonasında 2. Ondan sonra dünya şampiyonası işte. Çok güzel. İlk bir okullarla başlıyor zaten değil mi bu serüven? Genelde arkadaşlarla başlayıp sonrasında yarışmalarla devam eden ve dünya şampiyonluğuna kadar giden bir serüven. Çok güzel. Tebrik ediyoruz tabii sizleri. Peki bu bilek güreşi spor haline geldi ve artık hani böyle şampiyonalarla falan ilerliyor. Siz bu spor dalına nasıl ilgi duydunuz? Yani bir anda bilek güreşi, hani pek çok spor dalı var. Neden bilek güreşi? Senin babandan kaynaklı. Değil mi? Evet. Hoşuna mı gitti? Hani böyle kendini daha mı güçlü hissediyorsun bilek güreşinde? Hoşuma gitti. O yüzden başladım. Peki senin için ne ifade ediyor yani bilek güreşi? Ya ben zaten seviyordum. Araştırıyordum da. Ama şans eseri denk geldi. Çivril'e denk geldik hocamla. Çalışmaya başladık. Öyle. Çok güzel. Peki gençler, yani kaç yaşındaydın? 15. 15. Sen 20. Yani çok küçük yaşlarda çok büyük aslında başarılara imza atıyorsunuz. Bunlar size ne kazandırıyor? Yani bu kadar güzel başarıları elde edip hem Denizli'yi temsil ediyorsunuz, hem Türkiye'yi temsil ediyorsunuz değil mi? Orada bayrağımızı dalgalandırıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Böyle heyecanlanıyor musunuz? Nasıl oluyor? Değil mi? Aşırı heyecan oluyor tabii. Biraz da sorumluluk hissiyatı da veriyor değil mi? Evet. Biraz ya başaramazsam gibi, ama ona kapılmamak gerekiyor değil mi? Buradan yine spor yapan arkadaşlarınıza da mesaj vermiş olalım aynı zamanda. Değil mi? Ne söylemek isteriz? Mehmet Hancığım? Ne söylemek isteriz?
Ya çalışsınlar ya, yurt dışı görmek, ülkeyi temsil etmek aşırı gurur verici. Değil mi? Özellikle bir de başarılarla dönünce evet. Çevrenizden mesela ne gibi tepkiler aldınız? Şimdi Dünya Şampiyonası'na katıldınız. İşte altıncılık elde edip geldiniz. Nasıl karşılandınız? Ne tepkiler verdiler? Babam tabii ağladı ilk önce. Duygulanmıştı evet, değil mi? Duygulandı. Diğer arkadaşların, ailen? Ailem işte güzel karşıladı. Arkadaşlarım da öyle. Her zaman destek çıktılar. Çok güzel. Bu desteği görmek çok önemli değil mi aslında? Asıl istediğiniz şey de bu. Yani tüm sporcular için geçerli bu. Destek görmek. Değil mi? Yanında birilerinin olduğunu, arkasında birilerinin olduğunu, bir toplumun olduğunu bilmek ona ayrı bir güç veriyor. Değil mi? Senin mesajın ne olacak Mehmethan? Yani mesela sen geldin Dünya Şampiyonası'ndan, evet. Başarıyla geldin. Sen nasıl karşılandın? Ya aslında istediğim derece bu değil tabii ki de. Tabii hedef ama, şampiyonluk. Evet. Sakatlığımdan dolayı da oldu. Aa, çok geçmiş olsun. Türkiye Şampiyonası'nda işte kolumda tendon yırtılması oldu. Tam iyileşmedi. Antrenmanları düzgün yapamadık. Bir sonraki şampiyonada İnşallah. Neden olmasın değil mi? İsterseniz kısaca hedeflerden de bahsedelim. Bundan sonraki süreçte neyi hedefliyoruz, ne olsun isteriz? Hedefim dünya şampiyonu olmak, bayrağımızı dalgalandırmak. Çok güzel. İnşallah değil, neden olmasın ki? İnşallah. Değil mi senin hedefin? Aynı şekilde. Aynı şekilde. Önce Türkiye, sonra Avrupa, sonra da dünya. İnşallah diyelim gençler. Bizler sizleri tanıdığımız için çok memnun olduk. Sizlere de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Hani bizlere bu gururu yaşattığınız için, tüm gençlere aslında örnek olduğunuz için başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bizler diğer sporcularımızla konuşmaya devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bizler milli gururlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Yine çok kıymetli sporcularımız var yanımızda. Bu kez de Hasan Duraman Dünya Şampiyonası'nda altıncılık elde etti. Özge Rana Böceoğlu da dördüncülükle bu gururu bizlere yaşattı. Hem Denizli'ye hem de Türkiye'ye çok güzel bir başarıyla dönmüş oldu yarışmadan. Onlarla birlikteyiz. Hoş geldiniz gençler. Nasılsınız? İyisiniz. Bizler de gururluyuz sayenizde. Tabii sizleri tanıyalım öncelikle. Özgeciğim, öncelikle seni tanıyalım. Ben Özge Rana Böceoğlu, 16 yaşındayım. Hı hı. Dünya Şampiyonası'nda 4. oldum. Türkiye'de sol kol 2, sağ kol 4. oldum. Çok öylelikle güzel. Dünya Şampiyonası'na gittim. Nerede okuyorsun? Filiz Abaloğlu Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kaçıncı sınıfsın? 11. sınıfı. 11. sınıf, çok güzel. Peki senin hikayen nasıl başladı Özge? Ben voleybol oynuyordum küçüklüğümden beri, ilkokuldan beri. Beraber voleybol takımı arkadaşlarımla fitness salonunda başladık. Orada bilek güreşi antrenörüyle tanıştım. Öylelikle başladı benim hikayem. Liseler arası önce oldu. Sağ sol birincilikle. Sonra Türkiye işte ikincilik. Sonra da dünya. Aslında baktığında Özgeciğim, yani bilek güreşi dediğinde daha böyle güç isteyen. Aynen. Hani erkeklere değil mi? Evet. Erkeklerin yapabileceği bir spor gibi görünüyor ama... Kızların da böyle güzel başarıları elde etmesi daha güzel, evet. Değil mi? Genelde genetik oluyor herhalde ya. Öyle tepkiler aldın mı? Yani sen kızsın, bilek güreşi ne alaka dediler mi? Demediler ya. Demesinler zaten. Peki seni tanıyalım Hasan'cım. Ben 1 Ocak 2001 doğumluyum. HP meşhurluğu oradaki amatör ediyorum. Antrenörlük 2. sınıf öğrencisiyim. Çok burada güzel. Pamukkale'de okuyorum. 2017 Aralık ayında bu spora başladım. Belki de Türkiye'de en hızlı milli takımı giren sporculardan biriyim. 2017 Aralık ayında bu sporla tanıştım. 2018 Mart ayında milli takıma girdim ben. 2018 Dünya Şampiyonası'nda ilk defa yarışmıştım. Çok güzel. Çok hızlı bir serüven olmuş senin evet. için. Evet. Bu işe başladığımdan beri, bu branşta uğraştığımdan beri her sene Türkiye'de şampiyon oldum. Yunanistan'da, Roma'ya'da 2 kere yarıştım. Roma'ya Bükreş, Roma'ya Köstence 2 kere yarıştım Roma'ya'da. 4 kere Türkiye şampiyon oldum, 2 kere Türkiye ikincisi oldum, 2 kere Türkiye üçüncüsü oldum, 1 kere Avrupa şampiyonu oldum. Maşallah, ben yetişemedim, sayamadım. 2019 dünya üçüncüsü oldum. Bu sene de şartlar gereği, durumlar gereği dünya altıncısı oldum. Pandemidir, okuldur, mesela çok fazla hazırlanamadık. Yani öyle, hikayemiz bu. Peki senin çevrende tepkiler nasıl oldu? Yani bu kadar başarıya imza atıyorsun, milli takımdasın. Gereksiz olarak görüldü ilk başladığım zamanlar. Yani çok fazla sürmedi gereksiz konuşmalar. Başarı geldikçe herkes olumlu bakmaya başladı. Onun dışında çok fazla bir tepki almıyorum. Tepki de istemiyorum. Yani istediğim seviyeye ulaşmadığım sürece beklentiyi çok fazla yüksek tutmak istemiyorum.
orada istediğim düzeyde kendimi gördüğüm zaman tepkiyi o zaman görmek istiyorum. Peki bundan sonraki süreçte ne yapmak istiyorsunuz? Gelecek hedefleriniz neler, hayalleriniz neler? Tabii ki de dünya şampiyonu olmak. Dünya şampiyonu evet. olmak. Ve bunu bir meslek haline devam ettirmek istiyor musun? Evet. Çok üniversitede güzel. Onu okumak istiyorum. Çok güzel. Spor. Sen zaten antrenörlük okuyorum dedin. Ben antrenörlük okuyorum. Senin hedefin ne peki? Dünya hedefim şampiyonu. Burada hani üçüncü oldum, niye ikinci olmayayım, niye birinci olmayayım? Hani imkanları el verdiği sürece birinciliği oynayacağım bundan sonra. En iyi dereceye geldikten sonra da benim altımdan da spor yetiştirmeye çalışacağım. İnşallah. Yani ben kendimi başaracağım, sonra bu başarıyı tabii. tatması için diğer çocuklara tabii. da, diğer yani, gençlere de yardımcı hani olacağım. Bir kişiyi de kurtarabilirsek iyi olur bizim için. Bizim çok için güzel. Onun başarısı bizim de başarımız olur. Peki gençler, buradan bizi izleyen yine çocuklar olacaktır, gençler olacaktır, aileler olacaktır. Spor herkes için çok önemli diyoruz, sağlıklı bir yaşam tabii. için vesaire. Siz de bu aslında işi yapan ve bu başarının tadına bakan insanlar olarak onlara mesajınız ne olacak sporla alakalı? Ne yapsınlar? Yani sporu bir iş olarak değil de yaşam tarzı olarak, günlük ihtiyaç olarak, yemektir, su gibi bir ihtiyaç olarak 24 saatlerinden bir saatini spora ayırması gerektiğini bilmelerini gerekir. Aynen. Onu söylemek istiyorum ben sadece. Sen de söylemek istersin. Öyle, benim de aynı ya. Çalışsınlar, azmetsinler en azından. Türk bayrağını dış ülkelerde, yurt dışlarında dalgalandırsınlar. Yani. Çok güzel. Bu ayrı bir heyecan, ayrı bir gurur. Evet. Çok teşekkür ederim gençler. Rica sizleri ederim. Tanımaktan teşekkür çok büyük ederiz. Mutluluk duyduk. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Başaracağınızı da inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte yakınızda tarihte bir şeyler var mı? Gideceğiniz. Türkiye şampiyonası var. Tarihler belli mi? Mart. Mart ayı gibi Mart olacak. 2022 evet. yılında. Evet. İnşallah onda da yine o başarıdan sonra da sizleri yine burada ağırlamak isteriz. İnşallah. İnşallah. Daha diyelim. Güzel, daha iyi sonuçlarla burada sizinle beraber olmaktan bizim mutluluk duyarız. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum gençler size. Yolunuz bahtınız açık olsun. Bizler diğer arkadaşlarınızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Evet, Dünya Şampiyonası'na derece elde eden, Türkiye'yi, Denizli'yi gururlandıran milli sporcularımızla sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi de Alperen Miraç Avcılar Dünya Şampiyonası'nda dördüncülük elde etti. Sümeyra Koyuncu da üçüncülük elde etti ve stüdyolarımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız gençler? İyi, siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Dünya Şampiyonası'na katıldınız ve önemli dereceler elde ettiniz. Yine milli takımdaki diğer arkadaşlarınızla da konuştuk, sohbet ettik. Ben sizleri de tanımak istiyorum. Öncelikle Alperen'cim, seni tanıyalım. Benim ismim Alperen, 15 yaşındayım. Bilek güreşine Mahmut abim Hüseyin'cim yapıyordu daha doğrusu. Onlar sayesinde tanıdım. Önümüzdeki geçen haftalar Türkiye şampiyonası oldu. Öyle az benim asıl branşım bu arada boks. Bilek güreşine öyle bir şans eseri denk geldi. Türkiye şampiyonası 15 yaş altı çocuklar açılmış. Biz de katıldık. İkinci oldum. Ondan sonra dünyaya gittik. Dünyada dördüncü oldum. Çok şimdi güzel. Şimdi buralardayım. Şans eseri diyorsun ama çok güzel başarılara imza atmışsın. Evet. Demek ki yapılabiliyormuş değil evet. mi? Evet. İstedikten sonra. Boks dedin, aynı zamanda boks yapıyorsun. Evet, boksu... Onunla ne zaman başladın? Boksu 4,5 sene oldu. Bayağı 4,5-5 olmuş. Oldu. Evet. Çok güzel. Peki bu sporlarla seni tanıştıran kim oldu? Yani hocaların sayesinde mi tanıştın? Hüseyin Aldı hocam oldu. Kendisi bir hocadan daha, yani bir abi, bir kardeş gibi, baba gibi. Hocam burada olduğu için değil, yüzü burada diye evet. değil değil mi? Birazdan hocamla da görüşeceğiz yine, bilgiler alacağız kendisinden sporcularla alakalı. Peki Alperen'cim, dünya dördüncüsü oldun değil mi? Bu nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Yani güzel bir duygu. Yani Türkiye için, kendim için, ailem için, sevdiklerim için güzel bir duygu. Çok büyük bir başarı aslında evet. değil mi? Ve daha 15 yaşındasın değil mi? Evet, 15 yaşındayım. 15 yaşında. Ve 9 yaşından beri yapıyorum spor. Çok güzel. Peki Sümeyra'cığım, seni tanıyalım. 19 yaşındayım. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde okuyorum. Spor Bilimleri Fakültesi'nde. 2. sınıfım. Spora 2018 yılında başladım. Liseler arasında tanıştım. Orada Türkiye Şampiyonası'na katılmıştım. İlk dördüncü olmuştum. Sonra devam ettim. Milli takım yarışmalarına katıldım 2019'da. Orada üçüncü olmuştum. Yurt dışına çıkamamıştım. 2020'de pandemi oldu. Katılamadık.
Sonra tekrardan 2021'de oldu. Bu sefer orada şampiyon olmuştum. Sonra dünya şampiyonasına gittik. Orada üçüncü oldum. Çok güzel. Sen niye bilek güreşini tercih ettin mesela? Pek çok branş var. Niye? Senin için ne ifade ediyor? İlgi duydum. Şey? Hoşuma gitti. Öyle. Bir de böyle başardıkça değil mi? O ayrı bir güç hissettiriyor mu? Çok güzel. Benim mesela yapamayacağım şeylerden bir tanesi. Ben o kadar güçlü olduğumu düşünmüyorum. Ama siz bunun üstüne gittiniz ve başardınız. Çok güzel. Peki sizin mesajlarınız ne olacak buradan aynı akranlarınıza, gençlere, çocuklara? Sporu sevsinler, bırakmasınlar. Hayatının bir parçası haline getirsinler. Senin nedir Alperen? Spor hiçbir şey engel değildir. İstedikten sonra her şey olabilir. Bırakmasınlar yani, bir şeye başladıkları zaman devamını getirsinler. Şimdi yenmek de var, yenilmek de var değil mi? Evet. Yenmek çok güzel bir şey. O başarıyı tatmak çok güzel bir duygu ama yenildiğinde de vazgeçmemek lazım. Biraz daha çabalamak lazım değil mi? Daha çok üstüne koymak gerekiyor. Kesinlikle. Yani başarmak için o hedef doğrusunda biraz daha çabalamak lazım. Ya, yapamayacağım deyip küsüp kenara çekilmenin bir anlamı yok değil mi? Çok güzel. Peki sizin hedefleriniz neler? Bundan sonraki süreçte ne yapacaksınız? Tabii ki dünya şampiyonu olmak. Aynı şekilde dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu olmak. Çok güzel. Peki çok teşekkür ediyorum gençler size. Biz teşekkür İnşallah ederiz. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Bundan sonraki süreçte de başarılarınızın devamını diliyoruz. Bizler de Ege TV olarak bu başarıların takipçisi olacağız. Sizlerden güzel haberler bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bizler diğer sporcularımızla yine konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bu arada şunu da aktarmış olalım. Yine milli takımda yer alan milli sporcularımız Şifanur Karaışık dünya şampiyonu oldu Romanya'daki şampiyonada ve Sefa Yıldırım da dünya dördüncüsü oldu. Onlar bugün aramızda değiller. Onlara da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Tekrar tebrik ediyoruz onları da. Bizler röportajlarımıza devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler, sporcularımızla konuştuk. Şimdi de yanımızda bilek güreşi milli takım antrenörü Hüseyin Aldı ve iş insanı Rıza Gençoğlu var. Onlarla da yine bu bilek güreşi sporuna dair konuşacağız. Rıza Bey de sporcularımızı hem manevi yönden hem maddi yönden de desteklerini sağlıyor. Kendisiyle görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bugün ayrı bir heyecanlıyız çünkü hem Türkiye hem dünya şampiyonlarıyla birlikteyiz. Çok önemli başarılara imza atmış sporcularımızla birlikteyiz ve siz gibi onlara destek veren önemli isimlerle birlikteyiz. Bu anlamda da büyük bir heyecan duyuyoruz. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Evet hocam, öncelikle sizleri tanıyalım. İsmim Hüseyin Aldı. 1988 Denizli Tavaş doğumluyum. Çağdak Belediyesi'nde çalışıyorum. Ekstradan da Denizli Adalet Bölgesi'nde kendi işletmem var. Spor salonu. Onu işletiyorum. Profesyonel anlamda 47 tane sporcum var. Çok güzel. Bilek güreşi, boks güreşi anlamında. Genelde bireysel branşlarla çalışıyorum. Önemli olan bir çocuğu 3 ay 5 ay antrenman yaptırmak değil. Önemli olan bir çocuğu tamamıyla gelişimini takip ederek sonuna kadar, zirveye çıkana kadar onunla uğraşmaktır hedefimiz. Çocuğun kim olduğu önemli değil. Herhangi biri olabilir bizim için. En son daha 3-5 gün oldu şampiyonadan geleli. Hala yorgunluğumuz var. Bu şekilde. Ayağınızın tozuyla geldiniz aslında, evet. Bakarsak. Güzel başarılarla geldiniz. Evet. Bunlar da çok kıymetli. Tabii söylemiştik programın açılışında 26 Kasım 3 Aralık tarihlerinde de Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda, evet. Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da Denizlili sporcularımız orada yer aldılar. Bayrağımızı, evet. Dalgalandırdılar. Ve birincilikten altıncılığa kadar önemli dereceleri de elde ettiler. Yani şimdi şunu ekleyeyim. Nasıl geçti? Totalde 118 tane sporcudan sorumluydum ben orada. Benim gibi yine 3-4 tane de milli takım antrenörümüz vardı. Keza buraya çıkan sporcularımız, yine onların da antrenörleri var. Çetin hocam olsun, Ahmet hocam olsun, Hakan hocam olsun. Aslında hepimiz, önemli olan bu da bir olabilmekte. Çünkü biz Türkiye adına gittik oraya. Kesinlikle. Hani, ve orada da biz bilek güreşi anlamında dünya ikincisi olduk. Çocuklar 6. olabilir, 5. olabilir, 4. 3. Bunların hepsi bizim için artı puandır. Ve bu çocukların almış olduğu ilk 6 dereceler bizim Türkiye olarak dünyada 2. olduk gençlerde. Bu güzel ve büyük bir başarı. Kesinlikle öyle. Yani Türkiye için çok büyük bir kazanım bu. Evet. Yani sonuçta o bayrağı o da dalgalandığı zaman insanın tüylerinin diken diken olmaması elde değil. Kesinlikle. Değil mi?
Bizler de o takip ederken, bu haberleri okurken, gençlerle sohbet ederken bu heyecana da ortak oluyoruz. Biraz önce de söylemiştim aslında gençlerle birlikteyken de. Onların istedikleri tek şey destek görebilmek. Evet. Değil mi? O, yalnız kaldığını hissetmemesi lazım. Yani bu da bazen manevi destek de önemli, bazen de maddi destek de önemli. Bizim ülkemizde spor gelişmekte olan bir sektör diyeyim artık. Gelişebilmek için de sonuna kadar her kim olursa olsun maddi manevi desteği sonuna kadar desteklemek zorundayız. Kesinlikle öyle. Buradan bu mesajı da vermiş olalım, evet. Değil mi? Evet. Yani bu çocuklar bizim yani en büyük yatırım bu çocuklara yapılan yatırımdır. Kesinlikle. Evet Rıza Bey, sizler neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle böyle Ege TV ekibine, sizlere biz çok teşekkür ediyoruz. Ve milli sporcularımızla birlikte aynı stüdyoyu, aynı programı paylaşmaktan da gurur ve onur duyuyoruz. Onlar bizleri çok gururlandırdılar. Her zaman gururlandırmaya da devam edeceklerdir inşallah. Dikkat ederseniz yaşları 15'ten başlayıp 20 yaş ve çok gençler daha sporun başında olmalarına rağmen Türkiye ve dünyada gerçekten çok büyük başarılar elde etmiş kardeşlerimiz. Bizim için çok kıymetli. Atatürk'ümüz, Ulu Önder Atatürk'ümüzün ifade ettiği gibi biz sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanı severim dediklerim. Ve çocuklarımız pırlanta gibi. Tabii ki milli antrenörümüz hocamız da yanında çok büyük katkıları var. Tabii ki bizlere düşen mümkün olduğunca sporcunun ve gençlerimiz yanında olmak ve onları her konuda destekleyebilmek elimizden geldiğince. Çünkü spor çok kıymetli. Spor sadece... Yani bakıldığında başarılara endeksli yapılan bir dal, belki turnuvalar, dünya şampiyonası falan ama tabii ki ülkenin bayrağının göklerde dalgalandırılması ve ülkeyi temsil etmek, ay yıldız, bayrak bizlerim için çok kıymetli. Kesinlikle. Ve onunla birlikte de tabii bizler Denizli'de olmaktan her zaman için onur ve gurur duyuyoruz. Ve Denizli'de olduğumuz için Allah'ımıza hamd ve şükür ediyoruz. Denizli'mizden böyle güzide ve pırlanta gibi gençlerimizin hem Türkiye, hem Avrupa, hem dünya şampiyonasında ülkemize, milli takımıza temsil etmelerini biz çok önemsiyoruz ve önemsememiz gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü sporcudan kötü ahlaklı kolay kolay çıkmaz. Mutlaka içimizde, ülkemizin, şehrimizin düzeninde yani beş parmağın beşi bir olmadığı gibi farklı yapıda insanlar ama sporcu kimliğinde olan insanlar biraz daha böyle ahlaklı, kötü alışkanlıklardan biraz daha uzak. Durur. Her alanda kendini yetiştirmiş tabii. bir bireyden bahsediyoruz yani, aslında. Yani kesinlikle. Yani sporun altında aslında çok şeyler yatıyor. Yani küçük yaşta sporla ilgilenirsen zeki olurlar, ticarette başarılı olurlar, siyasette başarılı olurlar. Kesinlikle. Sporcu başarılı endeksli ve sürekli hedefler olan yapıyla yetiştiği için bunu aslında biraz daha özgüven, önemsemek gerekiyor. Yüksek. Ve çok büyük destekler sağlamak gerekiyor. Hem yerel yönetimlere hem de kamuya tabii ki şehrimizin önde gelen valimize, vali beye ve belediye başkanlarımıza, bütün siyasetçilere ve tabii ki onlara gönül verenlere çok büyük işler düşüyor. Ekonomik yönden çok özellikle ekonomi ve tabii katkı vermek gerekiyor. Bu şampiyonalar kolay yapılmıyor, kolay gidilmiyor. Türkiye'mizin şartları belli, ülkemizin ayırdığı bütçeler belli. Tabii ki biraz da özverilerle yapılan işler, çok zor şartlarla şampiyona gidiliyor. Söylüyoruz ya zaten hep destek vurgusu yapıyoruz. En önemli şey de bu. En azından bizler, ben şahsım Rıza Gençoğlu olarak ve tabii ki şirketim Gençoğlu Grup Anonim Şirket olarak mümkün olduğunca önümüzdeki süreçlerde yani Allah eğer nasip ederse, Allah bizlere sıhhat verirse her türlü yanlarında olmak ve yanlarında durmak ve sürekli onlarla birlikte bir yola gitmek arzu ediyoruz. Katkı vermek istiyoruz. İnşallah. Biz de daha yeni yeni bazı şeyleri Türkiye'mize oturtuyoruz. Onun için İnşallah gelecek dönemlerde biz çok daha büyük başarıları elde edenlerin gönülden inandığımız gibi en önemli temel dediğimiz gibi temel ahlak ve kültür, kendi kültürümüzü, bayrağımızı dalgalandırmak ve iyi kişisel, güzel bir bireyler yetiştirmek. İnşallah. Ve tabii ki Hüseyin hocamızın da Allah razı olsun kendisinden de büyük katkılarıyla hem milli takımımızda hem de gençlerimize ön ayak olmaları. Bu bizi çok önemsiyor ve inanılmaz hani yani duygularımızı ifade etmek çok kolay bir şey değil ama gerçekten biz çok gururluyuz, onurluyuz ve onlarla şu an şampiyonun hemen sonrası daha ilk sizlerin stüdyosundayız ve gururlu bir şekilde burada
böyle dimdik bizi gururlandırıp duruyoruz yani. Yani birlikte yaşıyoruz bunu. Bu bizim için de çok kıymetli. Tekrar teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hüseyin Hocam nezdinde de bütün buradan antrenörlerimize de selamlarımızı göndermiş olalım. Gerçekten onlara teşekkür etmek de lazım. Onların da payları çok, çok büyük. Çok büyük emekleri var. Bu sporcuların bu başarıları elde etmesinde çok büyük emek harcıyorlar. Gece gündüz değil mi? Bazen evet. 7-24 diyoruz ya hani saatlerini, dakikalarını kendileri için harcayacakları tüm zamanları sporcular için harcayarak çok büyük fedakarlıklarla aslında bu çalışmalara imza atıyorlar. Buradan teşekkür ederim. Aslında onlar gizli mimarlar. Kesinlikle. Peki Hüseyin Hocam bundan sonraki süreçten biraz bahsedelim isterseniz. Neler var şu an takvimde? Şu an ilk etaptan gençler için Alperen olsun, Rabia olsun okul sporlarında bilek güreşi müsabakaları var. Sonrasında grup müsabakaları var. Sonrasında Türkiye şampiyonları var. Okullar arası Türkiye geneli. Mart ayında da federasyon olarak planlanan Türkiye şampiyonası var. Milli takım seçmeleri var. Muhtemelen Mayıs gibi de Avrupa şampiyonası olur. Ve bu sene bizim federasyon başkanımız Niyazi Kurt dünya şampiyonası Türkiye'de yapılsın diye bir kongreye katıldı. Hı hı. Ve bu seneki dünya şampiyonası bilek güreşi Türkiye'de olacak. Çok güzel. O da muhtemelen Temmuz-Ağustos ayı gibi olur diye düşünüyoruz. Aslında bilek güreşi son yıllarda en çok sporcusu olan branştır. 2018'de en çok müsabık sporcuya sahip olan branş olarak ortaya çıkmıştır. Çok güzel. Aslında zor da bir spor değil mi? Evet. Yani çok kolay bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. İyi bir hazırlık geçirmek gerekiyor. Yani şu sporcularımızın bir yıl boyunca belki de bakıldığında birkaç saniyelik, birkaç dakikalık spor gibi görünebiliyor ama aslında temelinde bir yıllık bir çalışmanın önünde. Her türlü hocamız varken tabii bizi konuşmak biraz şey olur ama biz de sporun içinden gelen insanız. Yıllarca profesyonel futbol oynamışlığımız olduğundan dolayı. Yani fiziken her gün antrenman yapıp beslenmeye çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Ve tamamen şartların iyi olması gerekiyor. Bu da en yaşamını büyük. Bile ona göre aslında düzenlemek tabii, zorunda kalıyorsun. Tabii, öyle kolay. Ve size de ciddi bir çalışma programı bekliyor anladığım kadarıyla. Evet. Önümüzdeki yıl sizin için çok heyecanlı ve sıkı geçecek. Evet ve Türkiye'de olacak dünya şampiyonası. Ve hani gerçekten Türkiye olarak buna çok iyi hazırlanmalıyız. Özellikle Denizli olarak. Zaten bence hocalarım, Denizli'deki antrenörlerim bunun için zaten tüm gerekli çalışmaları yapıyorlar. Çok teşekkür ederim hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Çok güzel bir program oldu. Ayağınıza, yüreğinize sağlık diyoruz. Emeğinize sağlık diyoruz. Evet, bilek güreşi milli takım antrenörü Hüseyin Aldı ile birlikteydik ve iş insanı Rıza Gençoğlu ile birlikteydik. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bizler bu başarıların takipçisi olacağız Ege TV olarak. Yine bu Türkiye şampiyonasından sonra da sizleri burada ağırlamak isteriz. Yine dünya şampiyonasının Türkiye'de gerçekleştirdikten sonra da o başarılı sporcuları yine burada ağırlamak isteriz. Kapımız İnşallah. Her zaman spora ve sporcuya açıktır diyelim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Gündem Özel programının da bugünlük sonuna geldik. Bugünkü Gündem Özel'de spora aslında değinmiş olduk. Tekrardan aktarmış olalım sizlere. Dünya Şampiyonası'nda Romanya Bükreş'te gerçekleştirilen bilek güreşi Dünya Şampiyonası'nda derece elde eden ülkemizi ve şehrimizi gururlandıran milli sporcularla, antrenörleriyle ve onlara gönül veren bir isimle birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın, sporla kalın, hoşça kalın.